30 ve tüessiru bizalike bununla etkiliyor alet ticaretil alemiyeti dünya ticaretini etkiliyor. Müennes dikkat ediyoruz arkadaşlar. Müennes yine fiil cümlesi. Bakalım inne kanaate Süveys Süveyş kanalı kad estarat etkileri ala hayati Mısır es-siyasiye Mısır siyasi hayatını etkiledi ve iktisadiyeti ve Mısır'ın ekonomik hayatını etkiledi. Alemiye Mısır. Bu es-sarat uyuyor ama bu ikisi uymuyor. Eledim. El alemu dünya leyse fihi kanatun uhra leha ehemmiyetun min cihedil iktisadil bahriyeti. Dünyada deniz ulaşımı yönünden başka bir önemli kanal yoktur. Ne o kanal? Ne ile etki ediyor? Yani kanalın ismini vermemiş ki burada. Olayı da bitirmiş. Fiil de yok üzerine atfedeceğimiz. Eledik. Kânet şirketu kanaati Süveys. Süveys kanalı şirketi idi. Fil bedayeti başlangıçta. Şeriketen Mısriyeten Fransiyeten Mısır Fransız ortaklığıydı. Arkadaşım şirketten bana ne ya? Yani şirketin Mısır Fransız ortaklığı olması dünya alemini mi etkiliyor? Artı mazi fiil, muzari fiil. Atıf da yapamayız. Eledik gitti. D şıkkına bakalım. Likanati Süveys kanalının vardır. Ehemmiyeten, düveliyeten, azimeten büyük uluslararası önemi vardır. Fehiye o da nedir? Yani o uluslararası önem de nedir? Tukassirul mesafete mesafeyi kısaltır. Beyne şerqi vel garbi doğu ile batı arasındaki mesafeyi kısaltır. Bakıyoruz alemiye, düveliye. Tüessiru, tukassiru. Ve tüessiru bizalike bu mesafeyi kısaltmasıyla tesir eder, etkiler alet ticaretil alemiyeti, dünya ticaretini etkiler. Nasıl? Muzari, muzari, müennes, müennes, atıf da tutuyor. %90 doğru cevap bu. E'ye de bakalım. Mevki'u kanaati Süveys kanalı konumu beynel kanavatil uhra diğer kanallar arasında fil alemi dünyada nedir? Muhtelifun cidden gerçekten farklıdır. Tamam ne olmuş gerçekten farklıysa? Yani ne yapalım? Olayı bitirmiş. Atfedebileceğimiz bir fiil de yok. Bir yargı da yok. Eliyoruz. Doğru cevap D arkadaşlar. Evet kolay bir soruydu ve kısa bir soruydu. Nokta nokta ve tahtevi içerir hazihil cesimatu bu cisimler ala turabin toprak ve ramadin kum ve gazaife burkaniyetin ve volkan parçacıkları kabukları içerir. Gazifetun içi ateş dolu bomba demek zaten. Müfredi mermi demek. Volkanın o dışarı fışkıran, yanardağın o dışarı fışkıran şeyleri zaten bomba gibi ya. O manada söylemiş bunu. Şimdi burada önemli ipucunu tuttuk. Anahtar kelimeyi tuttuk. Hâdihil cesîmâtu. Bize buraya hâdihinin döneceği müennes bir yapı lazım. Onun üzerine duracağız. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakalım A şıkkı. Tetenevva'u suvaru servânil burkâniyi. Volkanik patlama farklı farklıdır. Sevran Sara'dan, Esara'dan aklınıza kalsın. Harekete geçirmek, fışkırmak gibi bir şeyler söylemiştik ya. Bu Sevran da patlama. O yanardağın diye patlaması. Ne yönden çeşitlidir? Min mücerredi tedaffukin hadi'in. Sırf sakin bir fışkırma olmasıyla. Lil hümemi. Hümem, hummadan aklınıza kalsın. Ateş. Lav demek. Akan ateş yani. Sakin. Sırf sakin akan ateşten lavdan ila inficaratin anifetin şiddetli patlamalara kadar değişir. Farklılık gösterir. Yani sakin akanı da varmış. Şiddetli akanı da varmış. Tamam. Tetenevva'u uyuyor tahtevi ile. Fakat hani cisimler? Nerede cisim? Var mı burada bir cisim diye bir şey? Yani bu cisim yani illa cisim. Cesimat ibaresini aramıyoruz biz. Ona gönderebileceğimiz bu hazihi gönderebileceğimiz bir ifade var mı? Yok. Eliyoruz. Ennev'u şâsi'u yaygın tür li sevranil berakin volkanların püskürmesinin yaygın türü hususan özellikle tilkel vakiatu bu olayda fi cüzüri Havai bu Havai adalarında vaki olan bu yaygın patlama nedir? Huve tedaffukul hümemi lavların
fışkırmasıdır, dökülmesidir. Ne yapayım? Bana ne? Yine yok. Fiil cümlesi değil. Eliyoruz. Kemâ yetimmu, nitekim tamamlanmıştır veya tamamlandığı gibi ne? Et-ta'arrufu alâ envâ'il hutâmil burkâniyi, volkanik ateş türlerinin tanımı yapıldığı gibi veya tanımlandığı gibi min hilâli hacmi cesîmâtihâ, cisimlerinin boyutu esnasında ateş türleri tanımlanmıştır nitekim. Cesimat geldi buraya. Yemimiz cesimat. Bunu bekletelim bakalım, bir cesimat var. D'ye bakalım. İndemâ tenfecirul berakîn, volkanlar fışkırdığında. Fe innehâ takzifu, onlar atar. İlel hevâi, böyle havaya. Cesimâtun sahriyetun, böyle sert cisimler atar. Ve tehtevî hâzihil cesimât, bu cisimler de içerir. Nokta nokta. Bu. 12'den vurdu. C olma ihtimalini de ortadan kaldırdı. E'ye bakalım. Ve innemâ teberredel humemi, lavlar soğuyunca fe innehâ tetesallabu, onlar katılaşır. Ve tekûnü sathan gayra müstevin, soğuyunca katı ve düz olmayan yüzeye dönüşürler. Ne olmuş dönüşüyorsa, bu hâzihi gönderebileceğimiz bir şey yine yok. Bunu da eledik. Şimdi C niye olmaz, ona bakalım. Bir tanım var. Bu yapılmış, öğrenilmiş, olmuş, bitmiş. Olay nerede? Olay yok. İkincisi yetim mi var? Buraya uymaz. Onu az önce göremediydik. Dolayısıyla C de olmaz. Doğru cevap D olmuş oluyor arkadaşlar. D'den gidiyor bugün bakalım, hayırlısı. Evet, baştaki eksik paragrafı doldurma soruları bitti. Şimdi geldik sondakilere. ÖSYM bir sağdan çakıyor, bir soldan çakıyor. Bir dahaki sefere bu 5 soruyu çözeriz inşallah. 32. soruda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.